Bu uçan taş problem değil. Bakın yakanın önce bir düzünü çiziyoruz, tamam mı? Yakada kullanacağımız bandın neti 3 santim. 3 santim olduğu için bakın 1,5 santimi ortalıyorum yakanın ortasına. 3 santimi işaretliyorum bakın. 3 santim. Benim kapama 3 santim kurvazi olarak. Burada net 3 santimi ölçtüm bakın. Doğru mu? Hı hı. 3 santimi ölçtüm. Alın şu cetveli. Sonra arkadaşlar geliyorum bakın. İlk parçamı alıyorum. Parça biraz uzun. Önemli değil. Patımı net 4 santimden kestim. Geliyorum. 1 santimden de takıyorum onu. Yani patım net 3'e düşecek. Gene riske girmeyin. Ölçün arkadaşlar. Bakın 3 santim. Geliyorum 3 santimden. Patımı takıyorum bakın. Çekeceğim dikiş nereye kadar? Şu çizdiğim 3 santimin düz çizgisine kadar. Bakın geldim, burada tutturmamı yaptım. Kontrol ediyorum, evet oraya kadar çekmişim dikişimi. Şimdi aynı şekilde karşı tarafa giriyorum. Gene 1 santimi onun üstüne yerleştiriyorum. Bakın. Dikişe başlamadan önce gene iğne ile karşı tarafın arasını ölçüyorum. Bakın 3 santim. Demek ki ben bunu böyle dikersem sıkıntı yaşamayacağım. Geliyor, tutturmamı yapıyorum arkadaşlar. Bakın. 1 santimden çalışıyorum. Çalıştım. Sonra burada geliyorum, çıtımı atıyorum dikişe kadar. Bakın, dikişi geçmeyin, patlar ucu. Bakın, dikişe kadar çıtımı attım. Bayan olduğu için sağ solun üstüne biniyor. Ve yaka çalışıyoruz ama yakamız kurvazi çıkacak. Düzeltmelerimi yapayım. Bakın arkadaşlar. Çıkacak yakamızı görün. Çok şık bir V-yaka bantlı. Uçları pürüzsüz. Daha tutturmadım. Kontrollerimi yapıyorum. Yaka yerli yerinde. Geliyorum. Tutturmamı yapıyorum. Tutturmamı yaptıktan sonra oğruları çekmek için kesiyorum. Ve oğurlukla etrafını temizliyorum. Çıkan yakam bakın ütüsüz bu. Kesme, bir dakika gelin. Temiz bir şekilde bir yaka çıktı arkadaşlar.